Netice itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede Sayın Öcalan'ın cezasının infazının şartlı salı verilme olmaksızın değerlendirilmesi ve İmralı Ada Hapishanesi'nde tek başına tutulması, yani tecrit, tecritin hukuka aykırı olduğuna dair karar vermiştir. Umut Hakkı'nın artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı olduğu, bu karar olması itibariyle hem Avrupa'daki devletlerin hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna mutlak şekilde riayet edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tabii sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı vermiş olması yeterli değildir. Bu kararın nasıl uygulanacağı hususu da ayrıca önem arz etmektedir. Prosedürsel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı taraf devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bildirilmiş olmasına rağmen ve aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu konuyla ilgili herhangi bir karar almadığını özellikle biz hukuk camiası olarak dile getiriyoruz. Bu açıkça hukuk düzeninin evrensel hukukun kabul edebileceği bir durum değildir. Hukuka aykırı olarak verilen şartlı tahliyenin uygulanmaması kararı ve tecritin devam ettirilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile çeliştiğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda bir yasal düzenleme yapması gerektiği hususu net ve açıktır. Bunun yapılmaması durumunda da dediğim gibi Avrupa Komitesi, Avrupa Bakanlar Komitesi, Türkiye masası yapacağı değerlendirmede Türkiye'yi ya ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakır ve Avrupa Bakanlar Konseyi'nden çıkarılması kararını verecektir. Tabii ki netice itibariyle Türkiye global bir devlet haline gelme iddiasındadır. Bunun öncül ayaklarından bir tanesi de Avrupa hukukuyla bütünleşmesidir. Böyle bir kararın verilmesi durumunda ülke için son derece zararlı bir sonuç olacağı, zaten olmayan hukukun bundan sonra da kötüleşeceği ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının hiçbir şekilde uygulanamayacağı, bu da ceza adaleti açısından son derece sıkıntılı olduğu bir durum ortaya çıkacak. Biz şunu diyoruz, hukuk eğer varsa siyaset ikinci planadır. Netice itibariyle dediğim gibi bu Sayın Öcalan'ın kararı hukuki bir karardır. Dolayısıyla bağlayıcılığı açısından da son derece önemlidir. Dediğim gibi siyasi saygılardan dolayı hala uygulanmayı değil, hala hangi aşamada olduğu şeklinde bir değerlendirmemeli var. Bu siyasi açıdan son derece skandal olduğunu düşünmekteyiz. Umarız son yaşanan olaylardan sonra özellikle bu siyasetin artık konuşulmaması, özellikle Umut Hakkı açısından söylüyorum, hukukun konuşmasının gerektiğini düşünüyoruz. Zaten hukukun konuşmamış olması, biraz önce de bunu ısrarla söyledim, Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrasının açık ihlalidir. Eğer bir ülkede anayasa varsa ve anayasanın en amir hükmü uygulanmıyorsa burada ciddi bir hak ihlali vardır. Bir hukuki açıdan bir yetmezlik vardır. Bir çıkmaz durum söz konusudur. O bir yıllık hukuki açıdan çok uzun bir süredir. Hürriyeti bağlayıcı cezalara baktığımız zaman değil bir yıl, bir gününde bir kişinin hürriyetinden mahrum bırakılması kabul edilebilecek bir şey değildir. Biz bunun uzun değil, çok çok uzun olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle hürriyeti bağlayıcı cezalarda özellikle insanların hürriyetinden mahrum kalmaması itibariyle çok kısa süre içinde ve acil olarak Ahim'in kararı içerisinde Umut Hakkı'nın düzenlenmesi yönünde meclise bir konsensüsün oluşup bir yasal düzenlemenin yapılmasının aciliyet kasbetini söyleyebiliriz. Siyaset ayrı bir kulvar, hukuk ayrı bir kulvar. Evet, Kürt sorunu dediğimiz gibi tarihsel bir sorundur. Tarihsel bir sorun olması itibariyle tabii ki çözülecekse Kürt sorunun demokratik çözümü, barışçıl çözümü, barışçıl çözümü konusunda siyasetin konuşması mutlaka gerekmektedir. Ama Umut Hakkı dediğimiz kavram hukuksal bir kavramdır. Dolayısıyla hukuksal kavramın, hukuksal kararın siyasete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü
Hukuk yok olduğu zaman insanların güven içinde yaşaması, özgürlüklerine kavuşması ve aynı şekilde barışık bir ortamın olması söz konusu değildir. Bahçeli'nin bu bakışı bize göre siyasi bir bakış açısıdır. Hukukun buna alet edilmemesi yönünde taleplerimiz vardır ve bununla bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umut hakkı bir hukuki haktır. Siyaset ayrı bir şeydir. Umut hakkının siyasete kurban edilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan birlikte değerlendirdiğimizde hukuk ön açıcı olmalı, siyasete hukuku engellememeli. Bu yapıldığı zaman inanıyoruz ki Sayın Öcalan'ın dün vermiş olduğu, 5 yıldan sonra vermiş olduğu mesajı çok önemlidir. Aynen kurduğu cümle şu, koşullar oluşturulduğu zaman süreci çatışma ve şiddet ortamından hukuki ve siyasi zemine geçirecek güce, role, teoriye ve pratiğe sahip olduğunu söylemesi son derece önemlidir. O kadar bir güç varken o güçten faydalanmamak insan aklının tutulması demektir. Ama Orta Doğu'nun geldiği süreç, bölgenin yaşadığı sorun, Kürt sorununun geldiği aşama artık bu sorunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır ve bu elzem bir sorundur, ivedi bir sorundur ve adalet açısından da bunun mutlak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kürt sorunu artık bir Türkiye sorunu değildir, bir küresel sorundur. Ama uygulanan hak ihlalleri nedeniyle aslında bir insanlık sorunudur. Bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar yangın yerine dönmüş bir coğrafyada Kürt sorununun Sayın Öcalan'ın dediği gibi artık ne pahasına olursa olsun şiddet ve çatışma zemininden siyasi ve hukuk zemine oturtulması icap eder. Bunun yapılmaması durumunda hiçbirimizin görmek istemeyeceği, 80 milyonun görmek istemeyeceği olumsuz ve negatif durumların ortaya çıkacağı aşikardır. Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamada bunun kısmen de görüldüğü bir izlenimi var. Tabii siyaset işi, Kürt sorunun çözümü izlenimle olmaz. Pratikle olur. Teoride söylenen şeyler çok güzel olabilir. Önemli olan pratiktir. Pratikte ne olabilir? Öncelikle bu Sayın Öcalan üzerindeki tecridin mutlak şekilde ortadan kaldırılması. Sayın Öcalan muhataplarıyla görüşmenin sağlanması. Sağlık ve güvenlik şartlarının oluşması ve rahat çalışma koşullarının oluşturulması gerekiyor. Bu yapıldığı zaman inanıyoruz ki bu tarihi problem, ağır problem, acılarla dolu problemin mutlak şekilde barışla, onurlu bir barışla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Öncelikle tecridin derhal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Winter ve Sayın Öcalan'ın kararında olduğu gibi derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi eğer tecrit ortadan kaldırılmadığı zaman dolayısıyla umut hakkının gündemleşmesi neredeyse imkansızdır. Öncelikle tecritin ortadan kaldırılması, tecrit ortadan kaldırıldığında işte Kürt sorunu dediğimiz gibi çatışmalı ve şiddet zemininden siyasi ve hukuki bir zemine önce bir taşınması lazım. Bu taşındığı zaman umut hakkının artık olmasa olmaz olduğu Türkiye kamuoyu tarafından da net bir şekilde görülecek ve bu yönüne bir destek oluşacağını düşünüyoruz. Tecritin kişisel olarak, tekil olarak algılanmaması lazım. Bir bütünselik tümel olarak değerlendirilmesi lazım. Ortak mücadeleyle ve Türkiye toplumunun artık tecritin bu ülkede, bu coğrafyada hüküm olmadığına karar vermesi açısından önemlidir. Bunu ortak mücadeleye dönüştürme gerekir. Bu yönüyle olaya bakıldığında tecrit kırılacak.